Cumhuriyetimiz dünya tarihine geçecek birçok ilki barındırır. Bunlardan biri de Ahmet Fikri Tüzer'in bir günlük başbakanlık yaptığı süreçtir. 7 Temmuz 1942 Salı günü Başbakan Refik Saydam kalp krizi geçirip ebediyete göç etti. Bunun üzerine o dönemde Başbakanlık Yardımcılığı Müessesesi henüz tanımlanmadığından Cumhurbaşkanı İsmet İnönü aşağıdaki açıklamayı yaptı. Başvekil Refik Saydam İstanbul'da vazife tetkikleri esnasında kalp sektesinden ansızın intihal etmiştir. Yeni hükümetin katı olarak teşekkülüne kadar başvekalet vazifesinin vekaleten dahiliye vekili Dr. Fikri Tüzer tarafından ifa edilmesi tensip edilmiştir. Kararın 9 Temmuz 1942 tarihli 5153 sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdiğinde ise vekaleten yürüttüğü başbakanlığı sona ermişti. Çünkü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bu duyuruyu yaptığı gün hükümeti kurma görevi Şükrü Saraçoğlu'na vermiş, o da kabineyi oluşturarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu bile. Gelin şimdi Ahmet Fikri Tüzer'i daha yakından tanıyalım. 1878 yılında Bulgaristan'ın Şumlu şehrinde dünyaya gelen Tüzer, 1905'te askeri tıbbiyeden yüzbaşı doktor olarak mezun oldu. Gülhane Hastanesi'nde operatörlük eğitimi aldı. Bir yıl sonra 5. Ordu Bağdat Merkez Hastanesi'ne atandı. 1912 yılına kadar pek çok hastanede görev yaptı. Kıdemli yüzbaşı iken verdiği hizmetlerden dolayı 1914'te Erzurum Hastanesi'ne atandı. Erzurum'da görev yaptığı 3 yıl boyunca tifo, kolera, hummayı rasiya gibi salgın hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadı. Bu çalışması karşılığında Harp Madalyası ve 2 yıl kıdemle ödüllendirildi. Erzurum'dan sonra Türkiye'nin pek çok hastanesinde çalıştı. 1924'te Sağlık Bakanlığı Sosyal Yardım Müdürü olan Tüzer, 1927'de bakanlıktan milletvekili olmak için ayrıldığında müsteşar olarak görev yapıyordu. Ahmet Fikri Tüzer, 1927'den 1942 yılına kadar 4 dönem Erzurum milletvekilliği yaptı. 7 Mayıs 1942 yılında İçişleri Bakanı Faik Öztrak rahatsızlığı nedeniyle bakanlıktan ayrılınca yerine Tüzer getirilmişti. Ahmet Fikri Tüzer, 2 ay sonra ise Refik Saydam'ın kalp krizinden yaşamını yitirmesi üzerine başbakanlık koltuğuna oturdu. İsmet İnönü, Saydam hükümetinde Dışişleri Bakanı olan Şükrü Saraçoğlu'na 8 Temmuz 1942'de hükümeti kurma görevi verdi. Saraçoğlu, hükümeti aynı gün kurdu. Başbakanlık koltuğunda bir gün oturan Tüzer, yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine devam etti. Tüzer, görevini sürdürürken Refik Saydam'ın kaderini paylaştı. Daha hükümet kurulalı 1,5 ay bile olmamıştı ki, 16 Ağustos 1942'de saat 17.30'da Tüzer, makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ertesi gün törenle Ankara Asri Mezarlığı'na defnedildi.